Biz uzun vadeye bakıyoruz. Türkiye'den çıkmayın dediğini gördük. Gördük ama bu ABD medyasına çok fazla yansımadı. Ekonomi takımımız, finans takımımız, ekibimiz, bakanlığımız bunu çok güzel yönetti bu krizi. Fakat hala ABD medyasında bunun sizin de söylediğiniz gibi anlatılması lazım. O yüzden geldiğiniz için ben Türk olarak çok teşekkür ediyorum. Anlatılmadığını görüyoruz. Bu konuda endişeler yatırımcılar açısından var mı? Risk iştahında bir durum var mı? Bir de üçüncüsü, ABD medyasıyla ilgili neler yapmayı düşünüyorsunuz, öngörüyorsunuz? Hep politikadan vuruyorlar, anlatıyorlar biliyorsunuz. Spekülatif. Ama ekonomi deyince susuyorlar. Çünkü sizin de dediğiniz gibi çok iyi bir yerdeyiz. Bütün bunlara rağmen. Sizin bu konuda görüşleriniz, tavsiyeleriniz nedir? Aslında Türkiye neyi yapmayı öngörüyor? Aslında çok güzel yerden başladınız konuya. Yani çok iyi bir tespitte bulundunuz. Ekonominin tüm figürleri, tüm rakamları politikanın, siyasetin veyahut da yönetimin sonuçlarıdır. Elde edilen sonuçlardır bunlar. Ekonomik sonuçlarımız bizim şu anda iyiyse, başarılıysa, bütün bu yaşadıklarımıza rağmen hakikaten inanılmaz bir mucize denebilecek bir seviyedeyse, bu siyasetin ve politikanın da ne derece başarılı olduğunu gösterir Türkiye'de. Ama diğer taraftan şöyle bir zorluğumuz var. 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde başlayan bu terör saldırısıyla, uçakların bombaladığı, helikopterlerin saldırdığı, tankların insanlara ezdiği, makineli silahlarla insanların tarandığı bir Türkiye, milyonlarca insanın sokaklarda, meydanlarda gösteriler yaptığı bir Türkiye, bu resmi anlatmakta zorlandığımız da oluyor. Ama bu algı ile olgunun arasındaki fark o kadar devasa büyük ki. Algı çok kötü bir şekilde darbe girişimini yapanlar algı operasyonu da yapıyorlar. Darbenin arkasında duranlar algı operasyonların arkasında da duruyor bugünlerde. Ama olgu böyle değil. Bizim bu aradaki devasa farkı kapatmamız lazım. Algı ile olgu arasındaki farkı kapatmamız lazım. Hükümet olarak ve Ekonomi Bakanlığı olarak da sivil toplum kuruluşlarımızla, yani işte başta TOP, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, Türkiye Müteahhitler Birliği, Turizmciler Birliği, önde gelen şirketlerimizle beraber ve siyasi partilerimizle beraber, yani AK Parti, CHP ve MHP birlikte, bir, öncelikle 30 tane algıda önde gelen ülkeye ziyaret ediyoruz. Ülkeli ülkelerin ekonomi bakanlarını, bizim karşıtlarımızı, oradaki sivil toplum kuruluşlarımızın karşıtlarını, o ülkelerle ekonomi menfaati olan büyük şirketlerimizin karşılıklarını ve Türkiye'nin o ülkelerdeki ekonomi karşıtlarını da ziyaret ediyoruz, anlatıyoruz. Birebir anlatıyoruz. Artı başlattığımız bir kampanyayla da Türkiye'ye gel, hikayeni keşfet. Kendi hikayeni keşfet diye, biz kendimizi anlatmak şeklinde değil, dostlarımızın bize anlatması şeklinde. Yani bu algıyı çünkü biz anlatamayız. Bu resmi anlatırken de tam beceremeyiz. Çünkü biz biliyoruz, içimizde biz biliyoruz ama dostlarımızın bunu anlayacağı şekilde anlatmakta zorlanıyoruz. Onun için dostlarımızın bize anlatması, dostlarımızın bizi dostlarımıza anlatması şeklinde bir kampanya başlattık. Ve bu da şu anda bütün hızıyla devam ediyor. Ve yakında zaten gerek Amerikan basınında da, gerek yazılı basın, görsel basın, İşte ne bileyim görünen noktalarda, yani önemli noktalarda, sosyal medyada ve internette çok yoğun bir şekilde Türkiye'yi anlatan, yani Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de yatırım yapmış, Türkiye'de yaşamış, Türkiye'nin pozitif anlamda sonuçlarını almış olan insanları bize anlatmalarını istiyoruz. Onlar da anlatacaklar. Bunları göstereceğiz. Sonra da medyayı, önde gelen medyayı, bütün ülkelerden, görsel ve yazılı medyadan temsilcileri Türkiye'ye gelerek, gelin Türkiye ile ilgili bir şey beyan edecekseniz Türkiye'de önce yaşayın. Türkiye'de insanlarla konuşun. Bütün siyasi partilerle konuşun. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla konuşun. Türkiye'deki reel ekonomiyle konuşun. Ve bundan sonra ancak bunları yazarsanız daha isabetli olur diye bunları yapacağız. Türkiye'nin tanıtım anlamında bunları yapacağız. Elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız. Yani bununla ilgili bir kampanyamız var şu anda. Çok teşekkür ederim. Bunu söylediğiniz için sizden hemen direkt sizin ağzınızdan öğrenmiş oldum. Amerika'da uzun yıllardır, 26 senedir yaşayan biri olarak bunu öğrenmek benim için çok önemli. Çünkü dünya ABD medyasını takip ediyor. ABD medyası istatistiklere, rakamlara bakıyor. Bizim rakamlarımız, biz 75'ken 77 binde. Bizim rakamlarımız tamam, gayri safi, ki onu soracağım size. Bunları takip eden bir ABD medyası var. Bizim en önemli satış noktamız bu. Peki bu konuda neler yapılıyor? Çünkü size şu sorular geldi mi? Çünkü 3 gündür sanırım New York'tasınız.
%5'in altına gelecek. Peki neden? Veya endişeler bununla ilgili geldi mi? Büyümemizle alakalı. Büyümeyle alakalı. Evet, evet. Öngörülerle alakalı. Peki 2016 zaten bizim öngörümüz de öyleydi. 4-4,5'lar seviyesindeydi. Evet. Türkiye bunu başaracak. 4 üzerinde bir büyümeyi başaracak. Ama diğer taraftan şunu da görmek lazım. Yani bütün bunlara rağmen 2008'den sonra 27-28 çeyrekten bu yana. Bu yıl sonu itibariyle de bu rakam öyle. Yani 2016 sonu itibariyle geriye döndüğümüz zaman Türkiye 29 çeyrekten bu yana ortalama olarak %5 ve üzerinde büyüyebilen tüm ortalama üst üste yıllarda nadir ülkelerden bir tanesi. 2016'da da Başbakanımızın tabiriyle bizim başımıza gelen kimsenin başına gelmedi ki. Çok doğru. Yani etrafımıza baktığımız zaman Rusya'dan, Ukrayna'dan, Kafkaslardan, İran'dan yaptırımlarıyla Irak ve Suriye'ye baktığımız zaman müşteriler, yani bizim potansiyel müşterilerimizin, daha doğrusu ihracat pazarlarımızın olduğu bu coğrafyada gerek istikrarsızlıkla ilgili, gerek terörle ilgili, gerekse emtia fiyatlarında, enerji fiyatlarındaki düşme, onların satın alma güçlerinin etkisinden dolayı da bizim etkilenmememiz mümkün değil. Yani bütün bunların bir de artı terör, darbe girişi. Bütün bunların olduğu bir ortamda Türkiye %4'ün üzerinde bir büyüme gerçekleştirirse bu bir mucizedir. Bunu söyleyeyim size. Ve bunu da bizim anlatmamız lazım tabii. Ben diyecektim. Tüm dünyaya anlatmamız lazım. Evet. Bunu birebir dostlarımıza anlatmamız lazım. Evet, biz maalesef bu konuda biraz özürlüyüz. Bakalım izninizle söyleyeceğim. Hem dostumuza hem düşmanımıza anlatmamız lazım. Dostlarımıza anlattığımız zaman yetiyor zaten. Eğitmemiz lazım. Dostlarımız bizi anlatmada hakikaten son derece başarılı olurlar diye düşünüyoruz. Düşmanlarımıza, yani düşman demek değil de bu anlamda hakikaten kasıtlı bir şekilde yanlış algıya... Yani negatif algısı olanlar. Negatif algı, algıda olmayı gayret edenler. Özel gayret gösteriyorlar. Kesinlikle. Diyorlar ki gözlem. Yok diyor, yani kesinlikle böyle değildir. Kapatıyor. Çok doğru bir gözlem. Yani bunu biz bence önümüzdeki dönemde ısrarla, inatla anlatmamız lazım. Amerika'da çok önemli bir çalışmamız olacak. Ayrılacağız biz ekonomi lobi faaliyetleri olarak diyeyim şimdi. Dışişleriyle ekonomi arasında, ekonomi lobi faaliyetlerinde bir ayrışmamız olacak. Önümüzde yeni bir kampanya dönemimiz olacak. Onu bir detaylandırır mısınız? Bunu mütemadiyen yapacağız artık. Bundan sonra devamlı her sene bizim burada. Her ay bence. Her devamlı. Her yıllık politikalar anladım. Şeklinde ama aylık faaliyetler, haftalık faaliyetler ve günlük faaliyetler şeklinde. Tabii sizin dediğiniz son derece doğru. Dünyanın algı imajının başladığı, algı operasyonunun başladığı, yani ilk cümlenin, ilk kelimenin dizildiği yer burası Amerika. Buradan sonra dünyaya dalga dalga yayılıyor. O anlamda başladı, bizim de başladığımız yer burası olacak önümüzdeki dönemde. Bakın son soru, çok güzel söylediniz. Politika ekonomi, ekonomi politikayı izliyor. Bu böyledir dediniz. Siz zaten çok sonucudur zaten. Budur. Sorum şu yalnız bakanım. Biz burada, ben akademisyen olarak da, bir muhabir olarak da finans dünyasından, ekonomi dünyasından şunu görüyorum. Harvard National Club, Columbia Business University, Union Club, National Press gibi çok elit, popüler birçok finans komitesinin olduğu kulüpler, organizasyonlar, vakıflar, dernekler, üniversiteler, akademi, think tank, uzman yerlerimiz var burada. Biz onların hepsine üyeyiz ve ben hepsine çağrılıyorum. Burada Mısır'dan tutun, Orta Doğu ülkelerinin üst düzey yetkililerine kadar hepsinin birer ikişer saatlik ayda birer ekonomilerin politikalarını anlatan panelleri görüyoruz. Niçin Türkiye'mizi göremiyoruz? Ben bir Türk olarak size bunu sormak istiyorum. Çok haklı söylüyorsunuz, çok doğru söylüyorsunuz. Maalesef onu şimdi açıklayacak, böyle uzun uzun konuşacak değilim ama cümleyle söyleyeyim. Bizim kaçmaktan kovalamaya fırsatımız pek olmadı. Ama bunu ben mazeret olarak söylemiyorum. Size söz veriyorum. Ekonomi Bakanlığı olarak bu konuyla ilgili çok önemli bir süreci başlattık. İnşallah bunu da sonuçlarını beraber göreceğiz önümüzdeki günlerde. Eklemek istediğim... Yani Türkiye ve Türk ekonomisiyle ilgili, Türk ekonomi tanıtımıyla ilgili bizimle gurur duyacaksınız, onu söyleyeyim. Ben zaten gurur duyuyorum. Ekonomimizde ne kadar başarılı, finans dünyasında ne kadar başarılı yönettiğimizi direkt ABD televizyona çıkarak söyledim. Bunu anlattım ve ona hiçbir şey demiyorlar. Ama bunun daha fazla anlatılması, senin de dediğiniz gibi algının artılması, ABD medyasına çıkarılması, bütün üniversitelerde akademisyenlere anlatılması, ikna edilmesi lazım. Onlar hep politikayla kendilerini kısıtlamışlar. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden biz sizi burada düzenli, istikrarlı görmüyoruz. Meydanı boş bırakmamamız lazım bakanımız. Kesinlikle. Ve bu konuda da biz size yardıma çok, çok hazırız. Görüşeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, yok. Bloomberg HT,
izleyicilerimiz, izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Son mesaj. Türkiye önümüzdeki dönemin bölgede hakikaten bu anlamda gelecek vaat eden ülkesi. Türkiye dünyadaki para piyasalarındaki gelişmelerde en önemli fırsat ülkesi olarak görülüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne bakacak olursak faizlerin düştüğü, parasal genişlemenin tahrik edildiği, her ay 80 milyar avronun verildiği, ABD'ye bakacak olursak tam tersi parasal daralma ve faiz artırım beklentilerinin olduğu bir dönem yaşıyoruz şu an. Ama ben Avrupa bir için söylüyorum. Avrupa'nın içinde. Avrupa'da şu anda faizlerin ekside olduğu ve parasal genişlemenin bu kadar çok olduğu bir ortamda Avrupa'da. Büyümenin hala istenen noktaya gelmedi. Bugün açıklamalar vardı. Yine gerek OECD'nin gerek IMF'nin diğer tüm kuruluşların Avrupa'nın büyümesini tekrar aşağıya doğru çektikleri ve Avrupa'daki gelişmelerle ilgili pek umut ışığı vaat etmedikleri bir Avrupa. Peki Avrupa'daki bu finans, biriken bu finans, bu insanların yatırım yapma, üretim yapma, fırsatları artırma iştahını tek gelecek vaat eden, buna uygun olan ülke Türkiye. Türkiye önümüzdeki dönemin hakikaten bu anlamda bir bölge merkezi halinde olacaktır. Yatırım merkezi olacaktır, finans merkezi olacaktır. Bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama biz de anlatacağız tabii sizin söylediğiniz gibi. Türkiye'yi anlatacağız hep beraber, Türkiye'yi pazarlayacağız. Türkiye'yi anlatılması gereken her yerde var edeceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.